Lunch Bar İnan Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesindeyim. Peri bacalarının arasında Kapadokya'dayım. Niçin buradayım derseniz, Fairy ile yeni bir projemiz var. 7 bölgeden 7 tane farklı köfteyi bulacağız. Ve bu 7 farklı köftenin 7 tane farklı yağ olacak. Ve bu yağları o yörenin o güzel yemek yapan insanlarıyla nasıl Fairy'nin gücüyle çıkardığımızı görürken hem memleketimizin köftelerinin farklılıklarını göreceğiz. Hem de hafta sonluğuna bu güzel şehirleri, farklı şehirlere gideceğiz 7 bölgede. Bu şehirlerde neler yapabilirsiniz? Çok güzel bir hafta sonu turu olacak. 7 bölgenin 7 tane köftesini yapacağız dedik. Ve buralar aslında biraz da onun için geldik. Ve ilk köfte aslında benim çocukken bolca yoğurdum bir köfte. Sulu köfte. Fakat benim halalarımın hepsi İstanbul'a göçtüler. Orada biri öğretmen, biri başka şey oldu falan. Ve bizim Nevşehir'de bana sulu köfte yapacak pek kimsen kalmadı. Ben de Ümüş ablayı buldum. Ve Ümüş ablayla beraber bugün size bu İç Anadolu'nun güzelliğini, sulu köftesinin bütün lezzet ipuçlarıyla beraber yapacağız. Hazırsak başlayalım mı? Hazırız. Burada ne var? 750 gram kıymamız var. Güzel. Soğan rendeliyoruz üzerine. Kalın mı rendeleyeyim, ince mi rendeleyeyim? İnce. İnce rendeleyeceğiz. Önce soğanın suyunu alması gerekmiyor. Yok, hayır bu şekilde tamam. Kullanıyoruz. 1,5 su bardağı ince bulgurumuz var. Bizim Nevşehir yöresinde ince düğü diye de geçer bu. Düğü. Evet, daha sonra 3 yemek kaşığı unumuz var. 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biberimiz, 1 tatlı kaşığı da tuz kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz yetiyor mu o kadarı? Yeter. Suyuna da kullanacağız. Tamam. 1 yemek kaşığı salça kullanıyoruz. Domates salçası tabii. 1 tane de yumurtamız var. Ben valla bu sulu halini hemen veriyorum sana ki. Tamam. Şu an beni ağlatıyordu. Bunun içine başka yağ koymuyor musun? Hayır, yağ koymuyoruz. Yağ suyunda. Ha. Bunun özelliği, bunun esas tadını veren kuru soğan ve maydanoz ve baharatları. 750 gram kıyma değil yani. Evet, evet. Şunu itiraf edeyim. Bizim herhalde buralar daha zengin yerler, bizimkiler daha fakir. Bizim koyduğumuz kıyma bundan çok az duymuş abla. Öyledir. Onu söylemem lazım. Ama yağ böyle kırmızı kırmızı yapışırdı. Şimdi ben de onun için hatta şey getirdim. Ağlıyorum. Ay, ayrı. Benim. Çok güzel bu Fairy'nin yağ kaldırma özelliği olan böyle bir sana deterjan getirdim buraya da. Bunları sana böyle çalkalayarak, eğlenerek tamam, çok güzel. Çok yani sadece yapması değil, bulaşık çok yıkaması güzel, da güzel çok olacak. Güzel. Kıymayla özellikle yağlı yemeklerde birçok bulaşık çıkıyor. Bu da bizim için tabii ki hanımlar için biraz sıkıntılı oluyor. Soğanlar tamam. Sulu. Evet. Bunu böyle bir güzel lezzetlendirecek. Valla benim içim el vermedi. Ben bir tık daha tamam, tuz koyalım evet, diyorum. Biraz daha katabiliriz. Aynen böyle. Bulgur da şişecek, bir tık da arttırayım dedim. Tamam. Tamamdır. Maydanoz ne kadar koyuyorum? Yarım demet maydanoz kullanıyoruz. Yarım demet. Evet. Biraz yoğuruyoruz iyice. Çünkü özleştiği zaman daha lezzeti içine katılıyor. Aynen. Onun içine giriyor. Yani dünyanın farklı yerlerinde de köfte yapıyoruz diyorlar. Ama o köftelerin en büyük özelliği böyle sadece içinde bir parça tuz, karabiber, soğan bile olmayan. Yani soğanın burada başka bir görevi var, maydanozun ayrı bir evet, görevi var. Koyduğumuz bulgurun işte bizde mesela irmik de koyarlar, irmiği. Evet. Hepsinin ayrı görevi oluyor. Ben de yapayım biraz yorulduysan. Ben daha ağırım, ağırlığımla daha iyi bastırırım valla. Tamam hadi biraz yoğur. Hadi yor. Gel ben de yoğurayım. Böyle bak pırtık pırtıklar var ya böyle ip gibi uzayan, onların gitmesi lazım. Çiğ köfte mantığı. Bir tane böyle etrafta bir sinek musallat oldu. Biz tabii bizim atölyede alışık değiliz ama. Evet ama burası üzüm memleketi ya, normal yani olacak. En doğal şekilde uzaklaşma yöntemi böyle bir parça Türk kahvesini hafif yakmak. Biz diğer tarafta yaktıydık az evvel. Aklınızda olsun şöyle. Şöyle gezdiriyoruz. Aynen gezdirince gidiyor. Şöyle kenarda da durabilir. Evet. Böyle hafif dumanlar içerisinde. Yeni modumuz böyle olsun. Tütsüler içinde. Nevşehir'de tütsülerin içerisinde. Evet. Sence oldu muymuş abla bu? Evet oldu. Kıvamına geldi artık. Geldi mi diyorsun? Aynen geldi. Artık bunları yuvarlayacağız. Nasıl anlıyorsun şimdi? Bilmeyenler şöyle, ilk defa yapacakları bana hani anlat. Bu elimize aldığımızda özleşmiştir yani. Böyle yumuşayacak ve birbirine karıştığı belli. Birbirine bütün aynen, lezzetlerin karıştığı aynen, belli aynen olacak. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi elimize bir parça alıyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz. Mercimek köftesi gibi. Tamam. Daha sonra İyice sertleşiyor sıktıkça. Evet. Tamam. Bakın rulo gibi. Şu şekilde de fındık büyüklüğünde
parçalara. Ben hala bugün bile eşit bölemem. Bir şeyleri eşit bölmek için çok zorlanıyorum. Bölerlerdi, bana yuvarlak yaptılar. Güzel yuvarlak yaparım. Kopardığımız köftelerimizi elimizi bir parça suya ıslatıyoruz bu şekilde. Ve şu şekilde. O şekilde, bu şekilde. Dur o zaman şu aldım. Elimin ayasını böyle ıslattım. Evet. Tamam. Önce sıkıyor muyum? Tabii tabii, sıkıyoruz böyle. Önce sıkıyorum. Daha sonra yuvarlıyoruz. Şu şekilde. Yani bunun sıkılığını, hani dağılmaması için. Tamam, sıktım. Aha. Sonra sonra yuvarlıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde sıkmazsak hani istediğim daha sertlikte olmayacak. Aynen, aynen. İki elimizle de sıkıp iki tane de yuvarlayabiliriz böyle. Üç dörde de çıkarabiliriz. Evet, hadi bakalım. Şöyle tamam. İki elimizle sıkıyoruz. Bak. Tamam. Ve şu şekilde. Refikacığım. Bunu artık başka bir tepsiye, hani üst üste gelmemesi gerekiyor. Neden? Yapışmasın diye. Tamam. Hani biraz da bekleyip çekişecek zaten. Başka bir tepsi alırsak eğer. Bunu peki buzdolabında mı bekleteyim? Tabii tabii. Buzdolabında daha iyi olur. Daha yani mı iyi? Çekişir tabii ki. Çekişir. Çekişmek ne demek? Çekişmek ne demek? İşte kavga değil. Yani böyle sertleşir anlamında. Tamam. Biraz daha sertleşir. Tamam. Nemli bezim var. Üstüne koyuyorum. Çekişmeye bırakıyorum. Aynen. Oh, Allah pardon. Önemli değil. Köfteleri yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Tereyağını tencereye alıyoruz. Ne yapıyorsun artık onu? Onu sulusunu yapacağız. Aynen, değil mi? Aynen. Suyunu hazırlayacağız. Tamam. İki kaşık tereyağı kullandık. Çömlekte yemek daha lezzetli, doğal olduğu için. Biliyorsun sen de buranın insanısın. Hı. Çömleklerimizin peynirleri, işte tencerelerinin, çanaklarının yemekleri çok lezzetli. Artık yağ kokusu da geldi. Artık evet. Bana yazık. Evet, şimdi o zaman ne koyuyoruz? Şimdi salçalarımızı kullanacağız. Biber salçası, domates salçası. Aynen, biber ve domates salçası kullanacağız. Domatesi 1,5 domates kullanalım. Oh. Yarım kaşık, yarım daha alalım. Yarım daha alalım. Evet, bir tane de biber yeterli. Sen al, o da senden olsun. Tamam. Çorbada bir salçamız olsun. Biraz yağda kavuruyoruz salçamızı. Tamam. Daha lezzetli oluyor çünkü. Ben de salçayla beraber kavrulmaya başlamış bulunmaktayım. İnanın normal tencereden bundaki salçanın kavrulma kokusu bile daha farklı. Başka oluyor. Aynen. Suyumuzu alabiliriz. Getireyim mi suyu? Kacım. Evet. Getiriyorum. Suyunu getirebilirsin. Evet. Ne kadar su koyacağız? Ne kadar? Ortalama 7 su bardağı su. Yani 2 litreden birazcık aynen, az 2 gibi. Aynen. 2 litreden biraz daha az. Sen buna şimdi tuz da istersin. Evet. Şöyle. 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz atıyoruz evet. Ortalama, ama tuz derecesini hani insanlar kendine göre ayarladığı için. Aynen. Şimdi bunun şöyle bir tarafı var. Benim hatırladığım, yanlışsam söyle. Köfteleri yaptık, bunu da hazırladık. Akşam yemeğe oturmadan yarım saat evvel bunu salmak lazım. Tabii ki. Suyumuz kaynadı. Dökelim köftelerimizi mi? Dökebiliriz. Buyurunuz. Evet. Teşekkür ederim. Hoppa. Bu kaç kişiliktir? 6 mı? 6 kişilik. Yani 8 kişiye kadar tabii ek yemeklerle çıkabilir. Bitiremezsek diğer güne kalmaz mı bu? Kalabilir. Vallahi ama biraz daha biter yani. Genelde olmuyor. Biter yani. Karıştırmıyoruz yalnız. Hiç karıştırmayacağız mı? Yok, çok karıştırmayacağız. Vallahi mi? Evet. Karıştırırsak çorba gibi olur. Tamam, benim en dayanamayacağım şey. Şu şekilde suyu gayet güzel, ayarı tamam. Güzel. Biraz da şişecek zaten. Tamam. Altı açık olacak. Kaynayana kadar ateşin yüksek olması gerekiyor. Kaynadıktan sonra altını kısacağız ki hani yavaş yavaş pişsin. Evet, artık köftelerimiz pişti. Kapatmadan önce nanemizi atıyoruz. Artık karıştırabilir miyiz bir tür? Karıştırmıyoruz. Karıştırmıyoruz. Hayır. Peki. Ağzını kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Peki. Bu şekilde. Tamam. Birini alıyoruz şu şekilde. Bence böyle fokur derken yiyebiliriz. Neden tabii ki, yemeyelim? Tabii ki hemen yenebilir. Neyimiz eksik? Burada bak, bütün ekip burada açlıktan ölmüş durumdalar. Evet. Biz aşçı payımızı önce alalım. Bir yiyelim bakalım. Her şey güzel mi? Tuzu yerinde mi? Baharatı yerinde mi? Hop şöyle. Evet. Oh. Şu an herhalde 100 derece var bu. Evet var. Bu benim tam çocukluğum olmuş vallahi billahi. Çok güzel. Bizimkiler bir tık bundan daha sert ve daha az kıymalı oluyordu ama bu tabii ki çok çok daha o kıymanın verdiği lezzette daha da güzel. Bence bundan 8 kişilik yemek çıkar. Çıkar.
Biri yer, biri bakar olmaz. O kıyamet ondan kopar. Kopar gerçekten. Kopturmayalım diye. Evet. Bence 8'i de açacağız Ümüş abla. Bak evet. Vallahi bu evet. Güzelce bereketlendi doyuracak. Bereketlendi sanırım. Bereketlendi senin elinin bereketiyle. Bunları şimdi ekibe ben yavaş yavaş dağıtmaya başlayayım. Ama çok sulu koymayacağız. Normal sulu koyacağız. Sen çok çocuklara az. Böyle mi alıştırdın? Evet. Onlar suyunu yemiyorlar. Gerçekten suyu kalıyor, sonra ben çorbalara kullanıyorum. Hadi artık gelebilirsiniz. Köftelerimiz hazırdır. Gel bakalım Tunuslu, al bakalım. Meltem, ah Hande gel. Buyurun. Allah. Hadi bakalım buyurun. Al İlker. Kim o Seda, al bakalım. Hepimizin yediğimiz yemeği hak etmesi lazım. Değil mi? Biz evet. Hak ettik gibi ama yani. Ondan sonra onlar da. Şimdi sizi burada, sana da Ümüş abla bunu göstermek evet. istiyorum. Bak şimdi yeni bir teknoloji, bu böyle diye yağ bir şekilde kaldırıyor. Aa. Bak bir damla Feri'den dökeceğim. Şimdi bir damla hafiften bak. Dondu hatta ya. Aynen bak bir damla evet, görüyor musun? Bir damla evet. koydum. Şimdi de buna su koyuyorum. Su sıcak mı? Su sıcak değil. Su normal, soğuk su. Evet. Şimdi bunu böyle kapatacaksın ve tek yapacağın şey, hiç silmiyoruz da gördüğüm gibi, çalkalayacağız. Bir herkese bunu göstermek istiyorum. O yüzden bir deneyin diye şöyle. Hı-hı. Herkese. Yağın donduğunun bak. Evet, yağ dondu yani şey gerçekten. Şu. Bak yağın donduğunun hiç hareket etmediğini görüyoruz. Löpür löpür. Tamam mı? Ve bir damla. Bir damla döktük. Bir damlayla yapabileceğiz değil mi gençler? Yapacağız. Hazırsak o zaman. Evet. O zaman çalkalayarak yağları kaldırıp atalım. Müzik de başlasın. Çalkala çalkala. Bakalım. Aç bakalım. Yani. Wow. 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 O kenar olabilir tabii. Oraya tabii. Çünkü şey gelmedi. Bakın. Tertemiz. Tertemiz olmuş. Oh. İnanmıyorum nasıl bir teknoloji ya. Gerçekten çok güzel. Yani soğuk suyla. Bakalım Hande arkadan geliyordu. Yeterince çalkalamış mıydı? Hande, Hande heyecanla açıyordu. Ooo bembeyaz. Bu arada bunları ziyan etmeyeceğiz. Kalan bulaşıkları da bununla evet, yıkayacağız. Evet, tertemiz var. Evet. Helal aynen olsun. Şöyle aynen. Şimdi videomuz burada bitti zannedebilirsiniz veya gezimiz burada bitti zannedebilirsiniz. Hayır bitmedi. Şimdi ATV'lere doğru gidiyoruz. Biz Nevşehir'i gezerken çok eğlendik. Peri bacalarının arasında hayaller kurduk. Yerel lezzetlerin izini sürdük. Ve daha neler neler yaptık. Ama hepsi ikinci bölümde.